Köyümüzden geldik buraya çiğdem toplamaya. Köyümüzde böyle her yıl böyle şenlikler düzenleriz. Çiğdem'in üst baş sarı çiçekleri var. Altından onun küçük tohum gibi şeyleri var. Onları önce kazmayla kazıyoruz. Ondan sonra bunu heybemize koyuyoruz. Kenara çekil biraz. Her yıl aynı zamanda yapmıyoruz. Farklı zamanlarda da oluyor. Yaza girmeden ilkbaharın başlarında yaparız. Böyle farklı kıyafetler giyeriz. Bizden büyüklerimiz yapıyor, bizler de yapıyoruz. Biz çocuklarla geldik çiğdem toplamaya. Önce çiğdemlerimizi topladık, köyümüze gidip çalılıklara bunların arka tohum kısımlarını, tohuma benzer kısımlarını çalılara takacağız. Heybeci bana çiğdem ver. Alam. Tamam artık yeter. Benim kocuğu başım kirlenmez. Şuraya takılardan mı? Şuraya. Ondan sonra İşte arkadaşlarımız maniler söyleyeceğiz. Manilerimiz var. Onları söyle kapı kapı bağıracağız. Maniler söyleyeceğiz. Bulgur, yağ kovalarımız olacak. Onlara kimisi bulgur kovası, kimisi yağ. Öyle kovalarımız olacak. Toplayacağız. Kovalarımız dolduğu zaman oradaki alanda bekleyen hanımlar oradaki biz boşaltacağız. Hanımlar orada bulgurları ayıtlayacak, pişirecekler. O zamana kadar biz de toplayıp geleceğiz. Yani bulgur verenlere, yağ verenlere birkaç tane çiğdem veriyoruz. Güle güle, hani bize çiğdem ver çiğdemimizi de. Tamam. Hadi güle güle. Çiğdem çiçecek, evim olur köçecek. Çiğdem geldi kapıya, ya ister tavaya, ya olmazsa bal olsun. Bizden büyüklerimiz
Aşın içine birkaç tane çiğdem koyuyorlar. Büyük bir alanda halı seriliyor. Ayranla, soğanla, büyük bir kazanda aş pişiriliyor. Köyce hep beraber oturup yiyoruz sofrada. Bir de ben karıştırayım ben. Abi yalnız ya. Ya Rabbi, bugün hazırlanmış olan şu çiğdem aşını dergah hizmetine kabul eyle. Buraya gelen tüm kardeşlerimizin, gelmek isteyen tüm kardeşlerimizin ve uzaktan yakından irtibatı olan, yardım olan tüm kardeşlerimizin geçmişlerine rahmetinle muamele eyle. Ya Allah ya, bismillah. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çiğdem bitkisi biliyorsunuz baharın müjdecisidir. Yazın müjdecisidir. Bereketin, tarım ve hayvancılıkla elde edeceğimiz ürünlerin ilk habercisidir. Dolayısıyla yüzyıllardır çok büyük ihtimaldir ki Orta Asya'dan beri Türklerin kutlamakta olduğu bir gündür. Bugün burada biz çiğdem toplandı biliyorsunuz. Çocuklarımız topladılar. Şimdi evlerden toplanan bu bulgurlarla inşallah bu pilav yapıldı. Cenab-ı Allah bereketini inşallah artırsın. Bu güzel gelenek yüzyıllar devam ediyor. Bundan sonra da biz onları devam ettireceğiz inşallah. Hayırlı olsun diyorum herkese. Her yıl böyle şenlikler düzenleriz. Böyle farklı kıyafetler giyiniriz. Gülüşür, oynarız. Büyüklerimizden kalma adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz bunlar. Köyümüzün ahru adetlerimizi iyice ilerletmeye çalışıyoruz.